Benim moralim çok sıfır. Yani inan ki ben şu anda tedavi görüyorum ben. Benim kızım okula gidiyor. Geçen sene 160 liraydı. Bu sene yaptılar 260 lira. Benim kızım yürüyerekten okula gidip geliyor. Veremiyorsun, kahroluyorsun. Melmeçetime gidecektim, rahatsızydım. Benim rahatsız sağlık sorunlarım var. Mahalleden de emekliyim. Melmeçetime gidemedim. Sizin meyve, sebzelerini yüzüne baka baka geçiyorsun yani. İlaçtan uyuyorum. Yabancının bir emekçisi gelip buraya gidiyor, en güzel kral yerinde oturuyor, yemeğini yiyor, çayını içiyor, en güzel yerlerde yaşıyor. Ben memleketime gidemiyorum, düşünebiliyor musun? Ne kadar emekli maaşınız var efendim? Vallahi 10 yıldan beridir 2000 lira emekli maaşı alıyorum. 10 yıl oldu. 800 lirasını kiraya veriyorum. 300 lira da 400 lira da faturalara gidiyor. Kendim de mahalleden emekliyim, rahatsızım. Hiçbir yere de gidip çalışabilmiyorum. Ancak işte ne var? Esenyurt'a oturuyorum. Bak burada sayı ucuzdu diye gelip burada oturuyoruz. İşte 75 kuruşlu sayı diye. Başka yerde oturup sayılar 2000 lira, 3000 lira, 5000 lira bardağı sayıların. Evet. Onun için bu emeklerin gerçekten sokuna zor abi, hiç yüz, adamların yüzü gülmüyor yani. Benim moralim çok sıfır. Yani inan ki ben şu anda tedavi görüyorum ben. Peki abi, temel sorun aslında vatandaşımızın geçim sorunundan mı kaynaklanıyor, sağlıkla ilgili problem? Doğrudur abi, evet. Ben evde huzur var mı mesela? Aynen, yok. Gerçekten. Evde huzur yok. Para olmayınca ne oluyor? Hanım, çocuk başka bir şey söylüyor. Aynen, tabii doğru diyorsun. Şu anda işte bak benim kızım okula gidiyor. Söyleme sahiptir. Geçen sene 160 liraydı. Bu sene yaptılar 260 lira. Benim kızım yürüyerekten okula gidip geliyor. Ben istemez miyim benim kızımı da? Servis. İstemez miyim benim kızım da gitsin ve servisten gelsin? Ama veremiyorsun, kahroluyorsun. Kime? Kendi, şu devirde artık kendi kardeşinden bile fayda yok yani. Kendi babandan bile yani. Ancak kendi elinde, cebinde varsa emeklinin, yüksek maaşın, yüksek aldığın para yetiyorsa ne mutlu sana yani. Yani şimdi anlatmış olduğunuz sorun tabii çok üzücü bir sorun. Şöyle ki, ülkemizdeki eğitimin tamamen bedava olması taraftarıyız. Tamam, bedava deniliyor. Şimdi o çocuğun okuluna gidebilmesi için de evine yakın bir okul gerekiyor, yürüyerek gidebilmesi için. Evet. Ama uzak bir yerde okul varsa, evet, vatandaşımızın çocuğuna, emeklimizin, işçimizin, memurumuzun çocuğuna en azından hiç olmazsa bir servis ücreti ya da çocuğun ihtiyaçlarını karşılayabileceği ufak da olsa bir para verilmeli, değil mi? Evet, aynen doğru. Çünkü şimdi yeni sistemde, daha doğrusu son 4-5 yıldır ülkemizde ders kitapları bedava diyoruz. Ama öğretmenler de bu sefer şöyle bir şey çıkardılar. Ek kitaplar, yardımcı kitaplar adı altında anneleri, babaları yine sıkıntıya sokacak bazı masrafların içerisine giriyorlar. Değil mi? Şu anda asgari ücret de 2 milyardır. Adam 2 milyar maaşı olan bir kişi de, çalışan bir kişiye de, o da yazık yani. Onda da yükü ağırdır yani, geçinemiyor. Çünkü adamın küçük çocuğu varsa, bugün avcılarda bir kira 1,5 milyar, en azı 1,5 milyar abi kiralar. Emekli maaşı 2000 lira, ben 800 lira kira veriyorum abi, en azı ben veriyorum, o da akrabamdır diye. Bilmiyorum, Allah yardımcımız olsun. Emeklilerin bakın şu anda görüyorsunuz. Şimdi ülkemizdeki emeklimizin birinci sorunu geçim. Aynen doğru. Yani vatandaş ay sonunu getiremiyor. Aynen, çünkü bankalara borçlu, maaş yetmiyor. Ne yapmak gerekiyor abi? Melmeçetime gidecektim, rahatsızydım. Benim rahatsız sağlık sorunlarım var. Mahalleden de emekliyim. Melmeçetime gidecektim, melmeçetime gidemedim. Çünkü niye gidemedim? 500 gitseydik biletler 200 liraydı. Gidemedim.
Bu sefer dedim gidim kredi seçim. Benim kredi bankaya borcum var. Onu da alamadım. Ben meşketime gidemedim. Hanımımı gönderdim. Annesinin hastalığından dolayı ben gidemedim. Çocuklarım da gidemedi. Ancak hanımı gönderdim. Onu da başka bir akrabamdan bir borç aldım. 500 lira da öyle gönderdim yani. Yani gerçekten. Vatandaşın için aslında şimdi cebinde 5 lira çay parası olmadığı için evinden çıkamıyor. Memleketine gitmekte bile bırakın tatili, oteli bilmem neyi zorlanıyor. Pazara gidiyoruz inan ki abi sebzelerin meyvelerin yüzüne baka baka geçiyoruz. Çünkü alan da anca nedir aldığımız nedir? Mutlaka evimize mecbur aldığımız nedir? Peynirdir, zeytindir. Onun da kilosu 1 kilo zeytin olmuş 30 milyon. 1 kilo bir galı peynir alıyorsun 20 lira. 100 lira veriyorsun 3 domates bilmem 3 parça bir şeyi alıp evine götürüyorsun. Sen meyve sebzelerin yüzüne baka baka geçiyorsun yani. Yani markette, çarşıda, pazarda emeklimizin gidip gönlünce zorunlu olan ihtiyaçlarını bile alabilmesi gerçekten zor değil mi? Zordur, gerçekten zor. Bana sor onu, ben biliyorum. Çünkü anlayan bilir, bana soruyor. Ben biliyorum ne kadar zor olduğunu. Zor, yani ay sonunu bu emekli maaşıyla getirebilmek. İlaçtan uyuyorum şu anda. Ben uykum gelmiyor. Hı hı. Psikiyatri doktoruna gitmişim, bana ilaç vermiş. 400 gram ondan uyuyorum. Benim uykum gelmiyor bak. İlaçtan uyuyorum. Psikiyatri doktoruna yardım almışım. İlaç kullanıyorum, öyle uyuyorum. Çünkü hep sıkıntı, dertleri aynı anlattığım gibi bunu kusura. Yani ekonomik sıkıntı aslında emeklimizin de sağlığını çok ciddi anlamda etkiliyor değil mi? Benimkini gerçekten etkiliyor, yalan yok şimdi. Mutlaka şey etkiliyor. Niye? O adam şimdi bak işte yabancının bir emeklisi gelip buraya gidiyor. En kral yerinde, en güzel kral yerinde oturuyor, yemeğini yiyor. Bilmem restorana oturuyor, çayını içiyor, en güzel yerlerde yaşıyor. Ben memleketime gidemiyorum. Düşünebiliyor musun? Ancak geliyorum işte burada neymiş? Say işte 75 kuruştur. Onu veriyorum. Gidip de 5 lira oturup güzel restoranlarda 2 say içsem 10 lira. Veremiyorum çünkü yok cebde para yok. Nasıl vereceksin abi? Abi bunu biraz bizim baştakilerimize irce ediyorum. Bunu onlardan irce ediyorum. Ya biraz bunu düzeltse de biz de biraz iş olmasa yani İnsan he aynen ya zaten değerli izleyenler emeklimizin birinci sorunu dediğimiz gibi geçim sorununun da ortadan bitmesi için kalkması için emeklimizin mutlak surette sosyal yardım alması gerekiyor. Ne demek bu sosyal yardım? Hiç olmazsa faturalarına bir destek olunmalı. Yani 150 liraya kadar, 100 liraya kadar elektrik su faturasını ödememiz gerekiyor. Doğalgaz faturasını ödememiz gerekiyor ki emekli hiç olmazsa bir nebze olsun nefes alsın. Bakın emekliye 2000 lira maaş veriyoruz. 400-500 lirasını faturaya veriyor. 500-600 lirasını da hadi diyelim çocuğuna okuluna oraya buraya harcadı ya da evinin diğer ihtiyaçlarına harcadı. Geriye kalan 1000 lirayla, günde 30 lirayla emekli üstüne gömlek mi alsın, ayakkabı mı alsın? Emekli cebine 5 lira çay parası koyup evinden çıksın mı? Ne yapsın? Emekli için gerçekten geçim birinci sorun. Çok sorun, çok sorun. Aynen doğru efendim. Gerçekten çok sorun yani. Kusura bakma yani. Estağfurullah, kusura bakacak bir şey yok. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Geçmiş olsun. Evet. Değerli izleyenler, emeklimizi dinliyoruz. Dertleşmeye devam ediyoruz. Emeklilerimiz içerisinde gerçekten çok zor durumda olan vatandaşlarımız var. Vatandaşlarımızın bu sorunun çözülmesi için mutlaka artık emeklimizin gerektiği gibi görülmesi, empati yapılması, onların yerine konulması gerekiyor. Şimdi bakın, Emekliler Parkı'ndayız. Çay 75 kuruş. Burada emekli akşama kadar oturup bir çay içtiği zaman bile bunun hesabını yapmak zorunda. Çünkü emekli maaşı gerçekten yetmiyor. Emekli maaşlarıyla bu sorunun ortadan kaldırılması için en düşük emekli maaşının artık asgari ücrete eşitlenmesi gerekiyor. Aksi halde emeklinin bu çilesi mezara kadar sürecek. Bankalara olan borcu mezara kadar gidecek. Emekli bir nebze olsun nefes alamayacak. Kime mikrofon uzatsak, hangi emekliye mikrofon uzatsak maaşım az diyor. Maaşım yetmiyor diyor. Değerli izleyenler, 3 kişiden 5 kişiden bahsetmiyoruz. 13 milyon vatandaşımızdan bahsediyoruz. Emekliyi biz diyoruz ki al sana %5, git bu %5'le geçin. Al bu %5'le ay sonunu getir diyoruz emekliye. Düşünebiliyor musunuz? %5. 1000 lira emekli maaşı olana
50 lira, 2000 lira emekli maaşı olana 100 lira zam veriyoruz. Bu zamla beraber emeklimizin yüzünün gülmesini bekliyoruz. Bakınız, en son elektriğe %15 civarında bir zam yapıldı. 100 lira elektrik faturası gelen bir vatandaşımız artık 115 lira ödüyor. Ondan sonra da emeklimizin yüzünün gülmesini bekliyoruz. Arkadaş, vatandaş, emekli 75 kuruşa satılan bir çayın hesabını yapıyor. Doğal olarak, haklı olarak yapacak tabii ki. Hadi ondan sonra çözün bakalım sorunları. Çözebiliyor musunuz? Hadi emeklimizin yüzünün gülmesini bekleyelim hep beraber.